Şimdi Yunus Emre Sel'e gideceğiz. Bir de Trabzonspor'un kampında son durum ne? Hangi oyuncular kampa katıldı? Bir de onları dinleyelim. Söz Yunus Emre Sel'de. Teşekkürler Melike. Şu anda Trabzonspor Macaristan'ın Siget kasabasında kamp yaptı. Otelin sahasındayız. Trabzonspor yaklaşık yarım saat sonra burada Sırbistan 1. Lig ekiplerinden Zelesnikar'la bir hazırlık maçı oynayacak. İlk hazırlık maçını Bordo Mavi takım 2-1'lik skorla kazanmıştı ama bugünkü rakip ilk maça göre daha nispeten daha zorlu bir rakip ve teknik direktör Abdullah Avcı da sahaya 11'i çıkarıyor. Kalede Muhammed Tahatepe, savunmanın sağında yeni transfer Ozan Tufan, stoperde Batista Mendy, Dansfield ikilisi, sol bekte Eren Elmalı, önlerinde yeni transfer John Lundstrom'u göreceğiz. Onun önünde de Umut Güneş, Bardi ikilisi birlikte oynayacak. Sağ tarafta Edin Vişça, solda Trezeguet, ileride de Umut Bozoğ'u görüyoruz. Teknik direktör Abdullah Avcı ilk hazırlık maçına göre kadroda önemli değişikliklere geçmiş ve özellikle dikkat çekici noktada Ozan Tufan'ın sağ bek pozisyonunda oynuyor olması ve geçtiğimiz sezonun önemli bölümünde stoper oynayan orta saha oyuncusu Batista Mendy'nin bu maçta yine stoper pozisyonunda oynuyor olması teknik direktör Abdullah Avcı özellikle sağ stoper bölgesine bir transfer beklentisi içerisinde. Trabzonspor Kulübü de bu konuda yoğun girişimlerde bulunuyor ancak şu ana kadar o bölgedeki transfer sonuçlandırılamadı ve Batista Mendy'yi bu karşılaşmada da yine sağ bek pozisyonunda görüyoruz. Aslında maçın saati yaklaşık bir saat ileri çekildi. Belki çünkü şu an bulunduğumuz Siget'te hava sıcaklığı gün içerisinde 38 ila 40 derece arasında değişiyor. Bölgenin gerçekten en yüksek hava şartlarına, iklim şartlarına sahip bir bölgesi burası ve zaman zaman bundan da etkilenildiğini söyleyelim ama bugün artık antrenman, kamp programı tamamlanıyor diyebiliriz. Yarın sadece hafif tempolu bir antrenman yapacak Trabzonspor ve ardından Macaristan kampı sonuçlanacak ve tekrar Trabzon'a dönecek. Avrupa Ligi maçı hazırlıkları Trabzon'dan kaldığı yerden başlayacak.